Alo? Kim dediniz? Sibel mi? yanlış aradınız Sibel Hanım. Burası Televole değil. Hayır, yani her yerde o kadar çok çıkıyor ki acaba telefona da mı sızdı dedim. Pardon, pardon, kusura bakmayın. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ah Müfit Bey, ben de size onu söyleyecektim. Bana sizden başka kimse yardım edemez kuzum. Buyurun, sizi dinliyorum. Biri değil, kalbimin sesini dinliyorsunuz Müfit Bey. Siz belki beni görmediniz ama ben sizi gördüm ve çok beğendim. Sahi mi? Teşekkür ederim. Cengiz İmren veya İbrahim Tatlıses, ne zaman özüm gibi gözüm gibi seni seviyorum bir tanem dese aklıma hep siz geliyorsunuz. Ya, peki ben sizi hiç gördüm mü? Görmediniz. Görseydiniz utamazsınız zaten. Sibel Hanımcığım, kendinizi biraz tarif edebilir misiniz bana? Ben 1.72 boyunda, 90-60-90 ölçülerindeyim. Mavi gözlüyüm, beyaz terliyim. Burcum Başak, uğurlu politikacım Deniz Baykal. Sarışın mısınız? Kumral mı yoksa esmer mi? Siz sarışınlardan mı Ne yalan söyleyeyim, evet. Ben de sarışınım işte. Ama Marilyn Monroe gibi aptal sarışın değilim. Gayet akıllıyım. Üniversiteye birincilikle girdim. Bravo size. Maçlara gitmeyi de çok severim. Hangi takımı tutuyorsunuz? Takımlardan neler var? Ya da siz hangi takımı tutuyorsunuz? Yani ne yalan söyleyeyim, ben Galatasaraylıyım. Ben de ondanım. Sarı lacivert en büyük Galatasaray. Sarı turuncu, sarı turuncu. Ay yani sarı turuncu en büyük Galatasaray. Görüyorsunuz Emre Bey. Ne kadar çok ortak yanımız var değil mi? Ya evet. Bir görmek için sabırsızlanmıyor musunuz artık? Tabii çok sabırsızlanıyorum sizinle görüşmek için. Ama yani ne zaman, nasıl ve nerede görüşebiliriz Sibel'ciğim? Ben sizi tekrar arayıp söylerim. Şimdilik hoşça kalın Müfit Bey. Görüşürüz Sibel Hanım. Sibel Bey, o da kim? Siz, adınızın Sibel olduğunu söylemiştiniz. Ay, tamam evet, ismim Sibel. Bay! Benim de ismim Ayşegül. Kimle konuşuyordun sen? Kimle olacak canım? Tabii ki yanlış numarayla konuşuyordum. Televoleciler Sibel John arıyorlarmış da yanlışlıkla bizim numara düşmüş. Sen de merhaba Televole deseydin. Aa merak etme anneciğim. Demez olur muyum hiç? Dedim tabii dedim. Neyse gene iyi toparladın. Biz sana şimdi artık Sibel mi diyeceğiz? Sibel. Vay Müfit Bey. Hayranlarınızdan gelen telefonlar yüzünden artık şirkette iş göremeyeceğiz galiba. Anlayalım. Helal olsun artık. Yakışır götür. Oğlum hadi bakayım, sizin işiniz gücünüz yok mu? Hadi bakayım masalarınızı aç. Şişt, Müfit oğlum, eğer sen çıkmazsan ben çıkarım, beraber gidelim. Ne o? Düz duvarlara tırmanma durumu mu? Yok canım ya, sadece kualite kontrol. Kualite bildirim ben o kontrollere. Yani isterseniz kızla buluşmaya ben gideyim. Kızla sizi daha iyi anlatabilirim. Ne dersiniz? Teessüf ederim. Bunlardan istediğiniz gofret, pet, lastik. Evet. Hazırlayıp getiriyorum efendim. Arkadaşlar, gördüğüm kadarıyla burada herkes için birer ayrı masa var. Yok bize bir masa yeter diyorsanız o zaman diğer masaları langırta çevirtip bir sendikaya hibe edeyim. Haklısınız Önder Bey, ben de aynı şeyi söylemiştim. Hadi bakayım. Hadi bakalım, herkes işinin başına. Evet. Size her şeyi öğrettim ama iş disiplinini öğretemedim. İşçisin sen, istihal, giydeni tulumları. Biliyor musun Fildi, ben bu pazarda tam 9 kere kaybolmuştum. Ya çok ilginç. Ayrıca bu pazarda tam 10 metre aşağı yuvarlanmıştım. Aa, nasıl yani? Daha temel atılıp kazılıyorken ayağım takım düşten böyle yuvarlandı. Ya neyse, geçmiş olsun Reyhancığım. Ay geçti zaten, aradan tam 8 sene geçti. İlahi. Hadi şu dükkana girip bana perip bakalım Reyhancığım. Niye? Niye? Hadi yürü. Ay çok güzel. Ay, bak bunu dene Firdevs, çok değişik. Ama Reyhancığım, bu peruk benim saçımla aynı renk zaten. Olsun, senin saçın çirkin değil ki, bence çok güzel. Hep böylece iki tane olmuş olur. Bak Reyhancığım, biz buraya neden peruk almak için geldik? Çünkü ben Müfit Bey'le buluşmaya gittiğimde tanınmamak için. Değil mi canım? Peki şimdi ne yapmamız gerekiyor? Değişik renkte bir peruk almamız gerekiyor, tanınmamak için. Şimdi anladın mı canım? Ha, evet anladım. Anlamadım. Ben de Mazhar Bey'le evlenirken takarım bu peruğu. Bu arada unutmadan söyleyeyim, abim nikah masasına oturamıyor Reyhan. Niçin? Yoksa babasında çıban mı çıktı? Hayır,
Çıban filan çıkmadı canım. Sana karşı çok mahcup. Yüzü yok sana, utanıyor. Ay evet tabii, bana karşı çok saçmalıklar yaptı. Hatta kötü bile davrandı. Zavallı Mazhar Bey, utandığı için kim bilir ne kadar üzülüyordur. Evet, çok üzülüyor. Onun için de nikahta kendisi yerine bir dublör kullanacak. Dublör mü? Evet. Ay hani filmlerdeki gibi mi? Evet. Reyhancığım, abim gerdek gecesinde bizzat kendisi bulunacak. Mış. Yemin et. Aman Allah'ım. Bu ne ya? Öldün mü? Mezarda mı yatıyoruz biz? Ne o beğenemedin mi? Milyarlarca insan var mezarda yatan. Hem sen de büyük yatmayacak mısın? Alışmış olursun. Fena mı? Hayatım, ölünce tabii ki yatacağım. Ama şimdi canlı canlı yaşıyorum. Hem çok fena içim karardı ya. Demek için karardı. Evet. O zaman ben de şimdi yatağımızı neşeli bir yatak haline dönüştüreceğim. Şu an hayatta olsaydım, görseydim. Seninkiler birazdan evi dağıtmaya gelirler Masarcığım. Şimdi yolda buraya doğru koşturuyorlardır. Öyledir. Sen yine beni dinlemiyorsun ha? Şimdi görürsün sen, alçak Masar. Kendisiyle ilgilenmeyen adamı hayalet karısı nasıl fare yapıp kedilerin önüne attı? Az sonra bu sayfada. Tamam, kapatıyorum. Ve sadece seninle ilgileniyorum karıcığım. Senin mürvetini görme ekibin geldi. Şeytan diyor, bunları birer sokak köpeği yap, İskenderun'a yolla. Rusacığım ne yapayım ya? Annemle kız kardeşim. Allah da bana böyle bir ceza vermiş işte. Valide Sultan geldi. Biz geldik. Bu ne biçim saç kız? Karantinalı Despina gibi. Anne niye geldiniz ya? Sus bakayım. Kendini senin mutluluğuna vakfetmiş biricik anneciğinle sevgili kız kardeşine karşı biraz daha saygılı olman lazım. Lazım dedin de aklıma geldi. Benim işe gitmem lazım. Ceketimi alıp kaçıyorum ben. Kaç. Anne, hadi vakit kaybetmeden abimin Suzan'ı bulalım. Hadi hemen arayalım. Koş. Bunlar yine bir iş peşindeler. Durun bakalım ne yapacaklar? Yok. Hay Allah. Ay bu çocuk nüfus kağıdını nereye koyar acaba? Cüzdanındadır. Cüzdanını bulalım. Cüzdanını nereye koymuştur? Nerededir cüzdanı? Cüzdan nerede olabilir? Ay çeket. Tamam. Koş. Bak çabuk. Ay inanmıyorum. Bunlar resmen yan kesici olmuşlar. Tüh, son yağmur damlaları düşüyor. Bunları kaçırmamam lazım. Buldum. Allah. Nereye gider bu ceket ya? ceketim oradaymış. Hay Allah, ben, ceketim oradaymış. Evet, ceketim gel yavrum, gel ben giydireyim. Gel. Rahat giy evlat. Tamam. Aman pek de yakıştı benim aslan o. Aslan abim benim. Hadi canım Allah sen de çıkıversin. Evim dağılmazsa memnun olurum. Ay ilahi, onu da nereden çıkardın oğlum? Nereden çıkarıyorsun bunları abi? Hadi canım Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık Ruslar'cığım ölüm.